Türkiye hem vatandaşları ev sahibi yapmak hem de gerçekleşen konut projelerini eritmek amacıyla adeta seferberlik başlattı. Özellikle kamu bankaları aracılığıyla başlatılan kampanyalar kapsamında konut kredi faiz oranları 0.98'e kadar geriledi. İşte biz de bu konunun detaylarını konuşacağız. Yanımızda çok önemli bir isim var. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas'la beraberiz. Efendim öncelikle yanımıza hoş geldiniz dilerim. Efendim şimdi konut kredi faiz oranlarında 0.98'e kadar bir düşüş var. Aslında belki izleyicilerimiz bilmiyor ama sizin bu konudaki katkılarınız çok büyük. büyük. Öncelikle siz bu kredi faiz oranlarındaki indirimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu sormakla başlayalım. Evet yaklaşık bir yıldır e, yavaş yavaş ekonomi ekonominin genel tablosuna paralel olarak faizler yükseldikçe e, döviz kuruyla beraber e, konut kredi faizleri de yükselmeye başlamıştı. Ağustos'taki kur spekülasyonundan sonra da iyice yükselerek aylık yüzde üçler seviyesine varan bir oranlara yükselmişti. Bu da halkımızı genel anlamda e, konut kredisi kullanımından uzak tuttu, haklı olarak. E, ve o günden bugüne de ekonomide yaşanan bir dengelenme süreciyle de Yavaş yavaş gerilemeye başladı bu faiz oranları. Şu anda %2'ler seviyesinde genel anlamda bankalarımızda. Biz de konut olarak, e, sektör olarak e, bu konuda e, Bankalar Birliği Başkanımıza, Ziraat Bankası Genel Müdürümüze müracaat ederek yani bir işbirliği yapabilir miyiz diye e, görüşmek istedik. E, bu çerçevede de e, Ziraat Bankamız 1.78'e çekti. Yani 1.98'den 1.78'de çekmiş oldu kredi faiz oranını. Bizler de firmalar olarak 0.80 puanını ciddi bir sübvansiyon yapmış oluyoruz. Yaklaşık %30'luk bir katkı yapıyor bu. Bununla beraber halkımız için kullanılacak oran 0.98'e getirmiş olduk. Yani Ziraat Bankamızla beraber bizler firmalar olarak üstlenerek 0.80'i, e, 098'e getirmiş olduk. Bu kim faydalanacak bundan? Ziraat Bankası'yla çalışan e, firmalar faydalanmış olacak. Yani inşaat şirketlerinin ürettiği birinci el konutlar ve Ziraat Bankası'yla çalışanlar. Akabinde de diğer kamu bankalarımız da e, bu çağrımıza destek verdiler. E, Vakıf Bank ve Halk Bank da bildiğim kadarıyla açıkladı. E, diğerleri de e, açıklar diye ümit ediyorum. E, tabii burada biz e, bütün bankalarımıza bu çağrıyı yapmak istiyoruz. Çünkü e, 1.78 oranı şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik şartlara göre uygun bankalarımızın e, sağlayabileceği bir oran. Yani Ziraat Bankamızın, diğer kamu bankalarımızın verdiğini özel bankalarımız da verebilir. 1.78'e diğer bankalarımız da çekerse onlarla da çalışan bütün inşaat sektörü, oyuncuları, firmaları onlar da yine bu aradaki farkı karşılayarak 0.98'i yaygınlaştırmış hale getirmiş oluruz böylelikle bütün Türkiye'ye ve bütün firmalara, bütün bankalara yaygınlaştırmamız gerekiyor. Efendim, çok kısa vaktimiz daralıyor ama hemen şunu da sorayım. Yalnızca tabii faiz oranları değil, aslında tüketicilere, ev sahibi olmak isteyenlere daha başka avantajlar da var. Vade oranları gibi, yine tapu masrafları gibi. Bunlardan da çok kısa bahsedebilirsek çok sevinirim. Evet. Şimdi 0.98 tabii çok önemli bir fırsat. Son 4-5 senedir ne zaman 0.98'e rakamlar geldiği zaman konut satışlarının coştuğunu ve talebin yükseldiğini görüyoruz. Çünkü 120 ayda ancak matematiği tutuyor bunun. Halkımız da bunu görüyor, biliyor artık insanlar. Dolayısıyla bu büyük bir fırsat ve büyük bir hacim oluşturacak. Bununla beraber biz firmalar tarafında ise yaklaşık son bir yıldır hemen hemen aynı fiyata konut satıyoruz. Yani nominal olarak neredeyse aynı fiyata satıyoruz. Bu reel olarak enflasyonun yüzde yirmi civarında olduğunu düşünürsek aslında fiyatların reel olarak yüzde yirmi geri çekildiği anlamına gelir. Üzerine ilaveten de yüzde otuzluk bir konut kredisi e, sübvansiyonu yaptığımız zaman bunun çok büyük bir fırsat olduğu daha net anlaşılır. E, bununla birlikte de TÜİK'in açıkladığı e, son bir yılda da yüzde otuz nokta 39.6'lık bir maliyet artışı söz konusu. Bu döviz kuru ve diğer e, enflasyon kaynaklı maliyet artışlarıyla beraber de konut yapımı aslında artık bu ürettiğimiz fiyatlara üretemeyecek hale geleceğiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Dolayısıyla büyük bir fırsat, firmaların ihtiyaçlarıyla piyasanın ihtiyaçlarıyla insanların ihtiyaçlarını üst üste örtüştürebileceğimiz önemli bir fırsat. Peşinatı yüzde beşe düşürdük. %10-15 alan firmalarımız da var ama %5'e kadar düşüren firmalarımız var. Ara ödemeleri 12 ay, 24 ay, 36 ay gibi faizsiz şeyler var. Bütün hepsi büyük bir fırsat değerlendirilmesini temenni ediyoruz. Peki çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız tamam. için. Evet canlı yayın konuğumuz Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmaslı kendisiyle son dönemde konut kredi faiz oranlarındaki indirimleri konuştuk. Konut kredi faiz oranlarındaki indirimlerin %0.98'e kadar gerilediğini belirtelim ve ev almayan kalmasın diyelim ve söz yeniden stüdyoya bırakalım.